Değerli sağlık çalışanları, değerli basın mensupları, sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi ne yazık ki artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde motivasyonsuzluk kaynağı haline gelmiş, sağlık çalışanlarının huzurunu bozmuştur. Nasıl ki her şeyin bir sonu, bir kullanım süresi varsa, kullanım süresi dolan gıdalar nasıl ki faydadan çok zarar verip hatta zehirlenmelere yol açıyorsa, döner sermaye sistemindeki artık son kullanma tarihi geçmiş, miadi dolmuştur. İlimizdeki başta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmı 0 TL ek ödeme almaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başlamıştır. Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun %25'ini oluşturmaktayken bugün %80'ini kaplamaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmaktayken dağıtılabilir döner sermayenin ana kaynağı sağlık uygulama tebliği fiyatlarında 14 yıldır aynı oranda artış gerçekleşmemiştir. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü almamakta. Sağlık hizmeti sınıfına tabi olan arkadaşlarımız, riskli bölümlerde çalışanlar çok az 3 lira, 5 lira gibi komik rakamlar almakta. Normal seviyede servislerde çalışan arkadaşlarımız ise hiç almamaktadır. Hekimler ise giderek azalan döner sermayede onların da payına düşmektedir. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmekte ve bu motivasyon bozukluğuna yol açmaktadır. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dahil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabından hazine hissesi %15 yerine %1 hesaplanması kazanımı ile sonuçlanan davamıza rağmen bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda %46,5 yerine %39,5 esas almaktadır. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki hastanelerde %37'nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmadığından yanlış uygulamalar ve yönelimler artmıştır. Örneğin hasta veya hastalık odaklı değil, puan odaklı bakış, idarelerin puan üretebilecek konumda olan ama ortalamanın altında kalan hekimlere keyfi olarak hastane ortalamasını yükseltmesi, %20 ek puanların sistemin dışına çıkılarak keyfiyetle belirlenmesi, hastane borçlarının çalışana ödenecek döner sermaye yansıtması gibi yanlış uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır. Döner sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemler: dağıtılabilir döner sermaye tutarları ve oranları arttırılmalı. Döner sermaye kat sayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner sermaye bütçesinden maaş alanların maaşları genel bütçeden karşılanmalıdır. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemeler genel bütçeden ödenmeli ve gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Nöbet, fazla mesai, yolluk gibi giderler genel bütçeden ödenmelidir. Tasarruf etmek adına çalışanlara nöbet ücreti ödememek için fazla mesailerini izine dönüştürmek, zaten eksik personelle çalışan servislerde iş yükünü daha da arttırmaktadır.
Tasarruf çalışanlar üzerinden yapılmamalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve seyahat çek payı vergileri kaldırılmalıdır. 14 yıldır artmayan tut fiyatları arttırılmalıdır. Kadroya geçen daimi işçi statüsündeki çalışanların maaşları genel bütçeden karşılanmalıdır. Hastanelerin zorunlu giderleri döner sermayeden değil, kurumlardaki gibi genel bütçeden karşılanmalıdır. Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalıdır. Sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan döner sermaye sistemi ne yazık ki sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon bozukluğu sorunu haline gelmiştir. Acil önlem almaz ise bir iki yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve döner sermaye sistemi işlemez hale gelecektir. Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük ek ödemeyle giderilmeye çalışılmasından bir an önce vazgeçilmeli. Maaş unsuru olarak sağlık çalışanlarının aldıkları ek ödemeler emekli keseneğine tabi tutularak mutlaka emeklilerine yansıtılmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak şekilde döner sermaye yönetmeninde acilen köklü bir değişiklik yapmalı. Bu arada da ilimizdeki kurumlar mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst orandan dağıtmalıdır. Değerli basın mensupları, ayrıca ilimizdeki 11 hastanemizde bu ay sonu itibariyle biten banka promosyon sözleşmesi konusunda başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere 11 başhekimimize çağrıda bulunarak çalışanlarımızın eşit ve tek seferde dağıtılmak üzere yeni bir ihale yapılması talebine olumlu karşılık vermelerini bekliyoruz ve istiyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.